Kıymetli cemaat-i müslümin, ağaran saçlarımız, yükselen tansiyon, kolesterol, şeker, tekleyen kalp, görmesi, yakını görmesi azalan gözlerimiz, uzağı görmesi azalan gözlerimiz, duyması azalan kulaklarımız, yürümesi azalan ayaklarımız, hepsi, bunların hepsi var olan eksiklerimiz ve noksanlarımız için haydi geç kalma çağrısıdır. Bütün şu vücudumuzdaki bu az önce söylemiş olduğum şeylerin hepsi hadi geç kalma çağrısıdır. Kimisi bu çağrıyı göremiyor bile. Belki biz görüyoruz. İlerleyen yaşımız, giden ömrümüz, son zamanlarda hastanelere fazla gitmemiz, yok böbrek yetersizliği, yok karın ağrısı, yok falanı filanı, hepsi bize bir hadi geç kalma çağrısıdır. Var olan eksikleriniz için geç kalma çağrısıdır. Bir terzi vardı. Eksiklerini ve noksanlarını böyle tehir ederdi. İnsanlar ona bunu söylediğinde vakit var, zaman var, yaparız, ederiz. Son nefeste bir tövbe ederiz. Son nefeste bir estağfurullah deriz de böyle geçiştirirdi. Hikmet ehli bir zat, Allah dostlarından bir zat bir gün o terziye dedi ki ne kadardır bu terziliği yapıyorsun? Dedi ki 30 yıldan beri. Peki dedi mahir misin? Dedi çok mahirim. Peki ne kadar mahirsin? Yani gözümle kumaşı keserim. Tamam. Bu gözümle kapalı gözümle kumaşı keserim. Gözü kapalı kumaşı keserim diyecek kadar mahir olduğun bu terziliği ölüm endişesi ve telaşında yapabilir misin? Bu ustalığı orada sergileyebilir misin? Emin olabilir misin? Dedi ki bundan emin olamam. Ölüm anında ve endişesinde ve telaşında yani bu mesleğimi öyle gözü kapalı yapabileceğinden emin olamam. O zaman o zat ona dedi ki ömür boyu yaptığın ve mahir olduğun ve profesyonel olduğun bir işi bile ölüm anında yapabileceğine emin olamıyorsun da ömür boyu tehir ettiğin, yapmadığın bir tövbeyi o anda doğru dürüst yapabileceğine nasıl emin olabiliyorsun? 30 senelik maharetin olduğu halde son nefeste bunu yapamayabilirim diyorsun da hiç yapmadığın bir tövbeyi, hiç yapmadığın bir dönüşü ve gevşek yaptığın bir ameli son anda nasıl yapabileceksin? Ve ona dedi ki tövbeyi geciktirdiğin her bir an şeytanın bir bayramıdır. Kıymetli cemaat-i müslümin, okumuş olduğumuz ayet-i kerimede ne gördük? Allah Celle Celaluhu tövbe eden kulunu seviyor. Tövbeye teşvik ediyor. Rahmet kapısının devamlı açık olduğunu beyan ediyor. Daha önceki sohbetlerimizi söyledik. Tövbe meselesi sadece hataya düşen günah işleyenin işi değildir. Resul-i Ekrem ne buyurdu? Ben bile günde 70 defa, 100 defa tövbe ederim buyurdu. Demek ki bu sadece hataya düşenle alakalı bir şey değil. Allah Celle Celaluhu tövbe edeni seviyor, kendisine dönülmesini istiyor, rahmet kapısını açıyor. Durum böyle olunca tövbe, istiğfar, Allah'a dönüş, Rabbimizin sevdiği bir şey olunca şüphesiz bunun bir düşmanı olacak. Kim? Şeytan. Allah'ın hoşuna giden her bir amelin önüne geçen şeytan, şüphesiz bu manada da tövbe etmek isteyen insanın önüne geçecek, çeşitli vesveseler verecek, onu yormaya çalışacak. Ve istiğfar noktasında, tövbe noktasında şeytanın insana verebileceği en büyük koz nedir? Ümitsizlik. Ümitsizlik. Allah'tan ümit kestirmesidir. Ümitsizlik nedir? Beyan edelim. Çeşitli nedenler yüzünden, çeşitli sebepler yüzünden bir durumun istediğiniz gibi sonuçlanmayacağını düşünmenizin adı ümitsizliktir. Çeşitli nedenlerden dolayı bir işinizin, bir olayınızın
istediğiniz gibi sonuçlanmayacağını, istediğiniz gibi neticelenmeyeceğini düşünmenizin adı ümitsizliktir. Hiçbir zaman gerçekleşmeyeceğini düşünmenizin adı yine ümitsizliktir. Ve insanı ruhsal bir zindana sokar ve insan bu ümitsizlikte sanki çıkmaz bir sokağa girdiğini düşünür. Bu şeytanın ve nefsin tövbe etmek isteyene vermiş olduğu, tövbesinin önüne geçmiş olduğu en büyük kozdur. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de 15 yerde ümitsizlik meselesine vurgu yapar ve ümitsizlikten nehyeder. Allah Celle Celaluhu 20 yerde de rahmetinden ümit kesilmemesine vurgu yapar. 15 yerde neye vurgu yapıyor? Ümitsizliği yasak ettiğine vurgu yapıyor. 20 yerde de Allah Celle Celaluhu kendi rahmetini ummak, rahmetinden ümit kesmemeye teşvik ediyor. Hemen Zümer suresinin ayet-i kerimesine bakalım. Estağfirullah. Zümer suresi 53. ayet-i kerime. قُلْ يَا اِبَادِيَ الَّذ۪ينَ اَسْرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمْ لَا تَكْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ Var mı bizim Arapça grubundan buraya bir mana verecek Hüseyin? قُلْ يَا اِبَادِي Ey kullarım! Allah Celle Celaluhu Peygamber Efendimiz diyor ki kul ey Habibim söyle. Ya ibadi ey kullarım اَلَّذ۪ينَ Öyle kullarım ki esrafunun şeyden ne fiil olduğunu söyleyecek olan var mı? Bizim Arapçacılar. En azından cemi mi? Cemi esrafu cemi değil mi? Sarap. Evet, sarafadan geliyor. İf'al babı. Esrafa yusrufu israfen. Ekreme yükrümü ikramen. Anladınız? Tamam. Bizim böyle bir Arapça grubumuz var Allah olsun. Şimdi ne okuyordunuz? Bina. Bina okuyorlar. Bir Arapça görürler elhamdülillah. Yani yarın bir gün burada bir ayet-i kerimeye mana verdiğimiz hocam bir dakika diye kırmızı kart çıkarırlarsa hiç şaşmayın yani. Bir müdahalede falan bulunmayın. Olabilir. La teknatu min rahmetillah. Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki benim rahmetimden ümit kesmeyin. Zümer suresi 53. ayet-i kerime. İnna Allah yafri zunube cemiya. Allah Celle Celaluhu bütün günahları affeder. Cemiya. Bütün. اِنَّهُ وَالْغَفُورُ الرَّحِيمُ Ve Allah gafurdur, rahimdir. Yakup aleyhisselam da ümit kesmiş olan evlatlarını Mısır'a gönderirken Yusuf suresinin 87. ayet-i kerimesinin beyanıyla ne diyordu? لَا يَيْئَسُوا مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ Allah'ın lütfundan ancak kafirler ümit keserler. Mümin bir bereketli toprak gibidir elhamdülillah. Bakınız, yağan yağmuru mümin emer. Dedi ki bereketli bir toprak gibidir. Yağan yağmuru mümin emer ve etrafının yemyeşil olmasıyla alakalı vesilelerle doludur. Her taraf onun yemyeşildir. Mümin bereketli bir topraktır. Ve mümin şunu bilir ki bu hayatın düzlükleri var. Yokuşu var, inişi var, virajı var, keskin virajı var, süratı var, hastalığı var, sağlığı var, gençliği var, ihtiyarlığı var, hürriyeti var, esareti var, zenginliği var, fakirliği var. Bu hallerin onun için her zaman gelebileceğini, var olabileceğini bilir. Onun için ümidi kesmez. Her bir halin onun için var olabileceğini düşündüğünden dolayı ümit kesmez. İman ettik, namazımızı, niyazımızı, ibadetimizi yaptık diye Allah Celle Celaluhu bizi sınamayacak diye bir sözleşme yapmadık. Bir sözleşme yapmadık. Musa aleyhisselam inşallah ileriki sohbetlerimize gelecek bir peygamber. Allah'ın lütfuna nail olmuş. Medyen'e gidiyor. Firavundan kaçıyor kendini öldürmesin diye. Medyen'e gidiyor 8 günlük mesafe. İnşallah bu 2020'nin sohbetleri içerisinde gelecek bu. Belki de 2021. Bir ağacın altına oturuyor bir peygamber aç. Aç. Bir peygamber işsiz. Sonra meşhur işe dua yapıyor. Ya Rabbi göndereceğin her hayra muhtacım. Her hayra muhtacım. Bir peygamber aç kalabiliyor. Bir peygamber işsiz kalabiliyor. Allah Celle Celaluhu bu örnekleri bizim önümüze niye koydu? Siz de olabilirsiniz.
İnsanlığın yaşayabileceği bütün örnekleri Allah Celle Celle peygamberler tattırmakla beraber ey ümmet bunlardan siz de geçebilirsiniz diyor. Onun için mümin asla ve asla ümitsizliğe düşmez. Allah Celle Celaluhu böyle bir halden cümlemizi muhafaza buyursun.